Selamlar değerli oyunsever dostlar. Kaliteli, filtresiz Türkçe oyun videolarının adresi Frank Mecnun'un kanalındasınız ve sizlerle birlikte Star Wars Outlaws serimize kaldığımız noktadan değil, birazcık daha ileriden göreve başlayacağımız noktadan Talk to Gorak ile devam edeceğiz. Yine bara geldik. Ne var? Ha, bu bizle konuşmak istiyor. Ama arkadaşlar, ben önce Gorak'la konuşacağım. Çünkü Crimson Dawn'la yaptığımız anlaşmadan sonra artık Gorak bize bir barış teklifi yapmaya karar verdi. Biz de teklifini değerlendirme aşamasında bir bak dinleyeceğiz yani hani nereye varacak bu iş diye. Bir bakacağız. Gorak, beni görmek istemişsin. Direkt işe geçelim. Güzel. Evet, Pike'la başımın kalabalık olduğunu biliyorum. Vali Thornton ve Dawn benim gücümü silmek istiyorlar. Bunu benim adamlarımdan biriyle planladılar. Yani demek istediğim bu Tizlak olmalı. Ve ben de onu bulmanı ve bana getirmeni istiyorum. Yani o yüzden dışarıdan biliyorsun. Bu işi sessiz sedasız halletmek için. Bu hassas bir durum. Crimson Dawn'un ajanı bağlantınınki üzerinden duyuldu. Bu küçük darbe planları. Nerede? Miragona Market'inde. Benim tahminim hala orada istihbarat topluyorlar. Bağlantıların nereye gittiğini takip et. Tamam, işin üstündeyim Gorak. Ve Kay. Yüzüğümü geri istiyorum. Oh! Ha evet. Yüzüğün. Nix bunu bulmuş yerde. Ya kazara. Kusura bakma. Eğer böyle bir şeyi tekrardan çalarsan bunu kendim söke söke alırım. Evet, Pike reputasyonumuz yukarı çıkıyor tekrardan. The Traitor isimli yeni bir görevimiz geldi arkadaşlar. Şurada 100 metre ile gözüküyor. Çok da yakın bir noktada. Şimdi arkadaşlar grafikleri baktım artık Ubisoft ekibi bir müdahalede bulunmuyor. Ben de kendim bir müdahalede bulundum. Çok uzun saatler uğraşarak iyi bir optimizasyon çıkartmaya başardım. Tabii burada da kanal reklamı yapacak gibi olacak ama arkadaşlar yabancı bir Benchmarking isimli kanal var. Ben genellikle optimizasyonu problemli oyunlar olduğu zaman tamam, Gorak'la alakalı bir telsiz bağlantısı için kulağımızı kabartalım diyor. Onun kanalında arkadaşlar optimizasyon rehberlerini genellikle takip ederim. Çok da başarılı bir kanaldır. Eğer ki optimizasyonla alakalı problemleriniz varsa, kendisini tanımıyorum etmiyorum arkadaşlar. Kendisiyle herhangi bir bağım, arkadaşlığım da yok. Yabancı bir insan zaten ama ben kanalını çok sevdiğim için tavsiye ederim Benchmarking kanalına. Baktım şu anda da arkadaşlar görmüş olabileceğiniz gibi FPS sayıcımız 140'larda geziyor. Nerede o 50'ler 60'lar? Ve grafik tarafında da herhangi bir kaybımız yok. Çünkü Star Wars Outlaws'ın bazı grafik ayarları arkadaşlar arasında FPS sayacında tarafında büyük farklar olmasına rağmen grafik tarafında hiçbir fark yok. Hatta bazı ayarları high'a getirdiğiniz zaman daha keskin şeyler elde edebiliyorsunuz. Daha düzgün görseller edebiliyorsunuz. Bazılarının ultra görsellerinde bazı problemler var. Flickering dediğimiz bazı sorunlar var. Grafiklerin chattered olması gibi bazı bir takım problemler var. O yüzden bu tarz guide'ları tercih ediyorum. Eğer bir şey varsa Tizlak'ın çok yani duygusal olduğu durumu var. Demek istediğim şunu bir düşünsene. Gorak'a ihanet etmesinin tek sebebi bir kazino gemisinin yaptığı seyahatleri gizleyememiş olması. Sadece onu hayata tut. Next. Hadi şunu çalalım. Watch it. Nothing better to do. Next, go. Fetch. Nice. Tam aldı. Looking for something? Waka. Waka. Benim için bir bağlantı sinyalini takip edebilir misin? Frekansı atıyorum. Birazcık meşgulüm ama tamam. En son bağlantı görüşü bakışı Rempali istasyonundan gelmiş. Toşal'a yakın. Tamam, sanırım Rempali'ye gidiyorum. Şu Trailblazer'ı biraz dinletemez misin? Biraz dinlemesi lazım. O bir gemi. Sakin ol, tamam mı? Evet, şuraya Trailblazer'a gitmemiz lazım ama
Biraz gereksiz bir yukarı çıktık galiba. Aşağıdan devam edelim. Şimdi arkadaşlar oyunla alakalı bazı fikirlerim var. Bir yandan muhabbet ederek ilerlemek istedim. Şimdi oyunda ciddi bir optimizasyon probleminin olmasının yanında aynı zamanda yapay zeka ile de alakalı ciddi problemler var. Bunun dışında arkadaşlar Star Wars evrenine yakışan bir dizayn var. Level designlar harika. Bununla alakalı hiçbir problemim yok. Bununla alakalı söyleyecek bir lafım da yok. Ama arkadaşlar oyunun geri kalanında ya bu kadar gerekli bir oyun muydu ya da yani şu anda ne yapmaya çalışıyoruz kısmında hala anlayamadım. Bazı takım şeyler var. Ya biz bir hırsızız, eyvallah. Bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Okey, tamam. Ama yani bir yandan da oyun bir şekilde beni tam olarak tatmin etmiyor arkadaşlar. Edemedi yani. Birçok alanda. Let's go. Hadi bakalım. Tamam, uzaya çıkalım. Bu arada FPS sayıcını görüyorsunuz. 260'larda, 230'larda bu bir ara sahne olmasına rağmen ama hareketli bir ara sahne olmasına rağmen gayet iyi durumda. Yaptığımız optimizasyonlar çok başarılı oldu. Grafiklerin keskinliğinde, detaylarda herhangi bir eksiklik olmamasına rağmen bu kadar FPS'in artması gerçekten mucizevi bir şey gibi gözüküyor. Şimdi gideceğimiz yer şurada bir yerde arkadaşlar. Uzayda seyahat gayet tatmin edici. Geminin kontrolleri güzel. Space Combat tarafında herhangi bir problem yok. Gayet oyuncu dostu bir arayüz yapmışlar. Savaşmak kolay ama çok bir detay da yok arkadaşlar. Yani tek bir silahımız var. Bunu ne kadar geliştirebiliriz, daha ne kadar şey ekleyebiliriz kısmını bilemiyorum. Tabii ki de bazı bir takım şeyler eklenecektir zamanı geldiğinde ama şu ana kadar bir problem görmedim. Diyaloglar çok tek düze arkadaşlar. Yani bir ara sahne kalitesinde normal diyalogumuz yok ne yazık ki. Her klasik Ubisoft oyununda olduğu gibi bunda da böyle bir şey tercih etmişler. Daha iyi olabilirdi. Karakter animasyonları, konuşmalar, ara sahneler haricindeki yerlerde problemler var. Bunları gözlemleyebiliyoruz gayet. Evet, azıcık hızlanalım. Çok değil. Şuraya gireceğiz. Bu arada Starfield tarafını eleştirdim son birkaç bölümde. Özellikle gezegene iniş kalkış zamanlarıyla alakalı eleştirilerim oldu biliyorsunuz. Bu eleştirilerin yanında arkadaşlar bu oyunda da aslında çok farklı bir şey yok. Benzer şekilde gemi iniş kalkışları manuel değil. Oyun tarafından gerçekleştiriyor ama en azından şöyle bir şey var ki kendinizi bir anda uzayda ya da kendinizi bir anda yerde bulmuyorsunuz. En azından bu geçiş animasyonlarında sizi nereden kalktığınızı gösteriyor ve en azından uzayda bir yerden bir yere giderken gittiğinizi hissedebiliyorsunuz. Böyle bir fark var. Burada bir şey kaldı mı burada bu arada? Bunları da alabiliyormuşuz. A patchwork colors. Trailblazers için, gemimiz için arkadaşlar gemi şeyleri. Şimdi pardon. Şuradan envanter tarafına bakarsak quest items tarafında Crimson Dawn Comlink şunu almıştık zaten. Valuables tarafında galiba arkadaşlar. Hayır, burada da değil. Peki nerede bu? Gemimizin rengini nasıl değiştirebiliriz o kısmı bakmak istiyorum. Loadout tarafında da şuraya Nix, şuraya charm varsa Data Cylinder. Slow Adrenal Loss Overtime. Tamam. Bence kalabilir. Şurada da bir charm'ımız vardı. Bu charm'ları değiştiremiyorum. Bu yeni kıyafetimiz bu arkadaşlar. Size göstermiş miydim hatırlamıyorum. Şurada yeni görevlerimiz var. Şurada rejected dediği ama bu sanırım biraz daha reputasyon gerektiren bir şey. Ya da onlarla arkadaş olmamız gerek. Şu slicer tarafında şu an ana görevleri ilerliyorum arkadaşlar. Arada birkaç tane yan görev yaptım ama şu an ana görevde ilerlememiz daha olacak. Şimdi bunlar bat. Pike'ın biraz daha şeyini kazanmamız lazım. Nedense gittim onların da bölgesine girdim. Tekrardan düştü. Aslında birazcık yükseltmiştik ama şu anda Hot Cartel ile iyi durumdayız. Çünkü bunların borçlarını sildik. Crimson Dawn'la fena durumda değiliz. Bunlara yardımcı olduk. Ettik falan. Tamamdır. Hadi Nix. Tizlak blok çok uzun sürmeyecektir. Belki de barmen bir şeyler biliyordur. Evet, gidip o zaman barmenle konuşalım. Şuraya tıklayabiliyor muyuz? This will be quick. God,
might be a good place to hide from an underboss. Evet, bir patrondan saklanmak için iyi bir nokta. Asansörle inelim bakalım. Hepsiyle aramızı tutmamızın pek mümkün olmadığını sanıyorum. Çünkü görevlerde genel olarak şunu soruyor. Yani hani bunun tarafını tutuyorsun, bunun tarafını mı? Borulara bakacağız. Yalandan bakım için geldiğimizi söyledik. Arkadaşlar yani şey çok seriyi takip etmediniz, beğenmediniz, farkındayım. Diğer seriler kadar iyi göstermiyorsunuz. Bu arada bir çıkış mesajı var. Yani çıkış dediği bir iş bırakma mesajı. Bütün ekip arkadaşlarına bu işten ayrıldığını dair bir mesaj yazmış buraya. Bir data bank bırakmış buraya. Anlaşamamışlar arkadaşlar patronla. Ve olan olmuş. Tamam. Tabancasını alıp bu akşam gidiyormuş. Bana orada eski çalışan arkadaşım bana orada iş buldular diyor. Eğer de Toşlar'dan çıkabilirsiniz gelip beni bulun. Buradaki smuggler, kaçakçı barında takılıyorum. Bartender ile konuşun. Yani barmen ile konuşun falan filan. Tamam. Bunun konumuzla alakası olabilir. Arkadaşlar objektif yorumlarınızı yazabilirsiniz grafik optimizasyonu ile alakalı. Valla açıkça söylüyorum eski halinden çok daha iyi gözüküyor grafikler. En azından o bazı ultra ayarlardaki o flickering dediğimiz, shimmering dediğimiz olaylar yok. Daha iyi yani. Bana daha güzel geliyor gözüme en azından. The Pike Informant. Bir tane adamdan bahsediyor burada arkadaşlar. Korumaya ihtiyacı duyan. Ama onu konuşturulmamasına gerekiyormuş. We want to know who Gorak is. Tamam, Gorak'ın kim ne iş yaptığını ve burada kimlerle ilgilendiğini öğrenmek istiyoruz diyor. Tamam, bu bizim işimizle alakalı muhabbetlere benziyor. Sanırım arkadaşımız bu. Tizlakshar. I found a little hollow of you talking to Thordin. Thordin'le konuşuna dair bir küçük holo buldum. Gorak'ı alaşağı etmek istiyor musun? Ne? Sen de kimsin? Beni nasıl buldun? Sanırım hainlere karşı özel bir koku alma duyum var. Hayır, anlamıyorsun. Pikeların üzerinde bir güç hak etmiyor. Sana yani kendisi 2 katı 3 katı kazanç sağlayabilecekken dinlemiyor. Yani sebebini. Sebebini dinlemiyor mu? Yoksa senin bu kazino gemisine olan gidişlerinin ücretini ödemek istemiyor mu? Bu bir iş fırsatıydı. Ha. Evet, Miragona dönerken bundan bana bahsedebilirsin. Bekle. Sana ne ödüyorsa ben 2 katını öderim. Crimson Dawn'ın daha fazla parası var. Tamam, bunu Gorak'a götüreceğim arkadaşlar. Ben alındığım işi bitireceğim. O yüzden yürümeye başla. Yardımcı olun! Silah var. Tamam, şansımız yaver gitti. Hadi bakalım. Don't call anyone else. Kimseyi çağırma başka. Bunu iyi yoldan ve güzel bir şekilde yapabiliriz, tamam mı? Tamam. Biliyor musun? Planım kazinoya bir seyahatten fazlasıydı. Bütün bir operasyon hazırdı. Sabah oyunlarını dan tut da ağırlık şans küplerine kadar. Bu bir servet kazandırabilirdi. Sen gerçekten kumarhaneyi fazla kazanabileceğini düşünen ilk insan oldu mu sanıyorsun? Planladığım şeyin ne olduğunu anlayamazsın. Tabii ki de. Eminim anlayamam. Bu arada arkadaşlar Türkçe çeviriden bahsediyordum. Anonymous çeviri devam ediyormuş. Oyunu çevirmekle alakalı problemim olduğundan değil arkadaşlar. Sizler açısından arkadaşlar alt yazısı olsun sizde, ben zaten çeviriyorum ama sizler için bu modları parasını verip yüklüyorum arkadaşlar, o derece yani. Tamam. Yürü. Tamamdır. Keyfine bak içeride. Bakmayacağım. Bakmazsan bakma. Benim için çok önemli değil. Benim gitmem lazım.
Yani görevler işte arkadaşlar, bu görevlerden bahsediyordum. Mesela adamı burada geldik aldık falan çok yapay. Diyaloglar da yapay. Oradan bağırıyor, iki tane adam geliyor. Ama daha sonra başka adamların yanından geçiyoruz. Hiçbirinde bir haber yok, bir şey yok. Ya bir adamı almak bu kadar kolay olmamalı. Dedim mi herifler Tizrak'ı korumak için gemi gönderdiler. Birazcık ufak tepten böyle göt olmuş gibi oldu ama bahsettiğim şey bu değildi arkadaşlar. Yine yaparız yani. Niye yapar? Hadi abi bitirebiliriz. Tamam, biri gitti. Bundan bahsediyordum arkadaşlar. Genel olarak şu olay gayet tatmin edici ama daha fazla silah ve özelleştirme seçeneğine ihtiyacımız olduğu açık gemi tarafında. Tamam, bize daha fazla problem çıkartmayacaktır. Umarım ki Gora'yı görmek için hazırsındır. Ha, beni duyamaz. Birazcık hızlanalım. Bunu yapmak zorunda değilsin. Hala fikrini değiştirebilirsin. Tamam. Bunu Gorak'la konuşursun. Seni Gorak'a götürüyorum. Bu aslında görmüş olduğun bulutların arasından geçme olayı arkadaşlar. Oyunu yüklediğine dair bir ibare sizin için. Şu anda Miragona şehrini ve gezegeni yüklüyor. Bulutlar açıldığı anda da yüklemiş olduğunu görüyorsunuz zaten. Starfield'dan istediğimizde en azından basit bir şekilde bunu yapmasaydı ama arkadaşlar Starfield daha çok Star Wars'tan ziyade daha fazla uzay seyahatini ve bunu vurgulayarak piyasaya çıktığı için ya yani bununki kadar affedici bir gerekçesi yok. Ben Starfield tarafında arkadaşlar çok daha fazla gemi tarafında özgürlük bekledim ama alamadım. O yüzden eleştirilerimizi de ona göre yapmıştık ve oyunu zaten bir noktadan sonra oynamayı bırakmıştık. Beni direkt Gora'ya öyle götüremezsin. Tamam, ya af. Tamam, ne yapacağız? Girip Gorak'ta konuşacağız. Adam gemide mi diyeceğiz? Adamı yanımıza götürseydik bari. Ama Crimson Dawn görseydi bu sefer adamı yolda bizi belki haşamat edebilirlerdi. O yüzden direkt olarak Gorak'a böyle gitmek daha mantıklı. Adam orayı kilitledik zaten. Evet, yine bir ara sahne giriyor. Girsin bakalım. Geri döndün. Sanıyorum ki problemimle ilgilendin. İlgilendim. Tizlak'ı takip ettim. Şu anda benim gemim içerisinde. Güzel. Onu alması için birini göndereceğim. İyi iş yaptın Keyves. Tamam, Pike reputasyonumuz en sonunda birazcık toparladı. Crimson Dawn reputasyonumuz yine düştü. Dediğim gibi arkadaşlar hepsini aynı anda ilerletmemiz zor olacak. Ama Pike tarafıyla gezegende daha fazla etkisi olduğunu düşündüğüm için Pike tarafıyla içimi aramı tutmak sanırım biraz daha iyi olacak. Tamam, şu kadınla konuşacağım. Tanka ile. Seni ne zaman göreceğimi merak ediyordum. Güvenilir birine ihtiyacım var. Ve sen de ben mi aklına geldim? Kim olabilir ki? Bir sürü iş var. Sadece seçmek istediğini seç. Bakacağım. Ama söz veremem. İşe ihtiyacım mı var? Tamam. Toshara'da arkadaşlar yapılacak işler varmış burada. Fast travel restricted. Buraya fast travel yapamıyormuşuz. Yani manuel gideceğiz. Reputasyonumuzu artı 200 artırıyormuş. Tamam. Üçünü de alalım arkadaşlar. Place Spike inside the Crimson Dawn. Crimson Dawn bölgesinde bir tane Spike, yani Data Spike yerleştirmemizi istiyorlar. Sanırım onları dinlemek için. Crimson Dawn'a yapacağımız için arkadaşlar Pike
Hollywood'la olan reputasyonumuzu iyice artırabilecek bir potansiyel. Bu da tamam, bir haydut kampı vermiş. Orayı yağmalamamızı istiyorlar arkadaşlar. Blaster Part Bundle alabiliyormuşuz buradan bir tane. Ayrıyeten bu ikisi reputasyonumuzu arttıran şeyler. Şimdi reputasyon tarafında Pike'ın sembolünü hatırlıyorum ama bir Crimson Dawn. O ikisini de arkadaşa yaparsak Crimson Dawn'daki reputasyonumuz artacak ki Bandit Camp olduğu için diğerlerini de etkilemeyecektir. Crimson Dawn'la da gidişatımız iyi doğru gitmiyor. Aslında bu görevleri bence yapılabilir. Ya aradığım büyük işler değil bunlar diyor. Jurnalımıza bakalım. The Rack kısmında Vaka ile konuşmamız lazım. Şimdi ana görevlerden ilerleyeceğiz. Birazcık daha. Şimdi bunlar anlaşmalı işler. Bayağı bir görev oluyor. Bayağı da. Aslında zaman harcasınız, bayağı bir oynatacak bir süresi var. Hadi beni biliyorsun. Bu gerçekten çok gereksiz. Tizlak'a da götürüyorlar. Yanımızdan geçti. Şu göreve bir bakacağım arkadaşlar. Mirogana Market'e gidip. Konuşalım bakalım. Hey, navigasyon bilgisayarı ve tüm bu tahminlerle beraber sana ne kadar borcum kalacak? Okay, bizler arkadaşız. Hallederiz. Birbirimizi arkadaş olarak çağırmayız. Çağırabiliriz. Çünkü senin için bir navigasyon bilgisayarı buldum. Ve bu işi yaptığımdan beri bu beleş. Tamam, olay nedir? Eski bir gemi enkazı var ve içerisinde bizimkiyle uyumlu bir sürü parça var. Çoktan çalınmamış mıdır? Bak, demek istediğim, denedik. Rüzgardan dolayı yeni speeder'ımız içeri giremedi. Ve sonra bir parçası yıkıldı ve içeride kaldı. Yani sadece bir tane Pike Cruiser'ından gidip bir tane alamaz mıyız? Mümkün değil. Trailblazers özel bir içlik. Rough parçanı öylesine çıkartamazsın. Bu enkazı hatırladığım için şanslısın bile. Şanslıysak bir planım var. Sadece 11 seviye bir çekirdek enerji ihtiyacım var. Böyle bir şeyi nereden bulacağım peki? Her yerde olabilir. Yani biliyorsun. İmparatorluğun bileşenlerinde. O uzay istasyonundan sağ salim zar zor dışarı çıktım. Beni seni içeride kitlemeye falan mı çalışıyorsun? Sadece gemini tamir etmeye çalışıyorum. Rica ederim. Ve ölme, tamam mı? Evet. The Rack isimli görevi aldık. Yani şu anda anlayabiliyorum. İlk etapta birazcık oyunu anlayabilmemiz için bazı takım görevler verdiğini ama oyunu zaten bayağı bir anladık. Mantığını da çözdük. Şu anda artık hala hazırda bu tarz görevleri vermesi. Gerçi henüz daha görevin içeriğini tam olarak bilmiyorum ama İmparatorluk tarafında yaptığımız görevin bir benzeri olacaktır. Gizli gizli bir şekilde sız. Alarmı çaldırma vesaire gibi bir şey olduğunu düşünüyorum şimdi. Bakalım. Fast travel noktası ne yazık ki açık değil. Ama şuradan şuraya doğru gidebiliriz. Şuraya bir fast travel yapalım. Bir tık daha yakın. Oradan da speeder'ımızı çağırıp yolda gidebiliriz. Şimdi 1.6 kilometremiz kaldı. Bu biraz daha uygulanabilir bir mesafe. Şuraya doğru ineyim. Şurada çağıralım. Sıkı tutun. Gidelim bakalım. Evet, şu an İmparatorluk bölgesindeyiz. Birilerinin dikkatini çekebiliriz ya da çekmeyebiliriz, bilemiyorum. Ama kesinlikle dikkatli olmamız gerektiği açık. Yasak bölgeye giriş yapmış bulunuyoruz şu anda. Gideceğimiz noktada şurada 150 metre ile gözüküyor zaten. Tamam, şuraya bir park edelim. Evet. Korunaklı bir yere geldik en azından. Şu çalılarda gördüğümüz arkadaşlar, bu shimmering efekt bakın artık yok. Gayet iyi durumda. Ağaçlarda hala birazcık olsa da şu andaki hali çok daha iyi durumda.
Evet. I'm at that Imperial compound, Walker. Tamam. İmparatorluk bölgesine geldim. Güzel. Unutma. Seviye 11. Güç çekirdeği. Muhtemelen mühendislik bölgesinin yakınlarında bir yerde bulursun. Ama biraz daha güvenli bir yerde olabilir. Belki de bir ofise bakmalısın. Küçük bir oda olsa gerek. Şurada bir tane sor problemle uğraşıyorlar. Onlar o problemle uğraşırken. Birileri o tarafla uğraşırken ben şurayı halledebilirim gibi duruyor. Yavaşça ilerleyelim. Tamam, sanırım giriş yolumuz burası. Bu sefer de burada robotlar var. Bu robotlardan nasıl sıyırabilirim? Birileri şüphelendi ama. Arka tarafına geçebilirim sanırım. Evet. Şüpheleniyorlar ama problem çıkmadı. Tamam, bir şekilde buradan nasıl yaptık bilmiyorum ama içeri girmeyi başardık. Kimse beni duymasa. Kimse de beni duymadı. Ne güzel. Time to distract them, Nix. I've fought bandits, pirates and raiders all in the same day. Wait. I can't stand those things. Stand down. Tamam, sanırım hallettim. Güzel. Burası biraz karışık. İçeride konuşuyormuş gibi ya. Okay. Get the button, Nix. Bir dikkati dağıldı ama sıkıntı yok. Şunu da bir bitirsek fena olmaz. I'll keep watch. Over. All right, distract him, Nix. Come on, just shoot it. Leave me alone. Evet, demir yumruğumuzla hallediyoruz vallahi.
Slicing kit ne abi ya? Understood. We'll report back. What the crap? Tamam, burayı hallettik. Misiyi bulamadık. Tamam, burayı override yapmamız lazım sanırım. Şurada bir tane şey gördüm. Nix. Tabii ki de Nix. Yoktan sırtımızda var olacak bir anda. Nereden olacak ki başka? Evet, tabii ki de kimse. Distract him, Nix. Tabii ki. Easy peasy. Transfer. Slice diyelim. Tamam, bunun yeri yanlış arkadaşlar. Tamam, yeri yine yanlış. Tekrar yanlış. 18'i şurada denedik. Şöyle yapalım. Altının yeri yanlış arkadaşlar. Şöyle yapacağız. All right. Tamam, hallettik. 100. Tamam, para için yapmışız. Paranın köpeği olduk. İyicene. Evet, şurada bilgisayar var. Şuraya şunu halletmemiz lazım. Daha çok. Disable turrets. Slice diyelim. Yine yanlış. Oha, bu kadar denk gelir. Hallettik. Tamam. Vault access'i aldık. 22 metre aşağıda. Şunu açalım. Guard room cargo. Yeni bir tane intel almışız. Hadi gel. Tamam, şimdi soru işaretleri çıktı bakın arkadaşlar. Şu soru işaretlerine gidip bakacağız. Okay, let's try this. What the? Gelmeyin. Gelme. Gelme. 38 metre. Tamam, gelmediler, sıkıntı yok. Tamam, oraya sonra bakacağız. Önce şuna bakalım. Harika. Lan her şeyi de tel maşanasını sattım. Koskoca imparatorluk. 9'un yeri farklı olacak arkadaşlar. Tamam, 9'un yeri doğru.
İkinin yeri sonda olacak. Şöyle olacak. Tamam, hallettik. Okey. Ha, bir de istihbarat alıp duruyoruz. 65-54. Peki şurası nereye gidiyor? Stay quiet, Nix. Bir kat yukarı mı çıktık şu an? Ben buraya geçmiştim hocam. 67-53. Bunlar dışarıda olsa gerek. Şurada bir tane kanal mı var? Yok. Bir aşağıda dediğine göre arkadaşlar şuradan devam etsek daha iyi olabilir. ...29 metre ötede. See something? What the cliff? Better check that. Hey, what are you doing here? Another day here. Come on, let's have a look. Nix, need a distraction. I didn't join up for garrison duty. İyi bari içeri doğru düşürdü. Quiet. Şunu distract. Distract mesafesi çok kötü. Onu biraz daha kendimize yaklaştırmamız lazım. Nix, it's showtime. Pek etki etmedi sanırım abimize. Nix, put on a show. Ya yanlış ya, yanlış şeyi distract yapıyoruz. Showtime, Nix. Al sana blasted. İbni seni. Evet. 9 metre burada yani arkadaşlar. 50 metreyle gözüktüğü şurada. Asıl datamız şurada arkadaşlar ama şuraya da bakacağım. 9 metre, 8 metre hemen içeride arkadaşlar. Yes. Yes. Şuna da bak. Güzel, güzel. Blaster'ımız için arkadaşlar malzemeler aldık. Şuradan da devamı var. Abi şu data slicing kit. Ne eksikliğini gördük şu an ya. Activity.
Evet, bakmadığımız bir tek şurası kaldı. This looks like an engineering area. Tamam, mühendislik bölgesi burası gibi gözüküyor. It's showtime, buddy. That's a power core. Tamam. Baba uyanmadı salak. Yapay zekaya bak. İnanılmaz bir seviye ya artık. Tamam, içeri girmenin bir yolunu bulmamız lazım. Grab the back to Nix. How'd I get stuck with this posting? Kapıyı da açtırabiliyormuşuz Allah'ım. Aç lan. Allah kahretsin. Mal gibi uğraşıyoruz burada deminden beri. Class 11. Perfect. Tamam, 11. seviye. Mükemmel. Reach to the old shipwreck. Eski gemi enkazına git diyor arkadaşlar. Keep this channel clear. 99 metre ile gözüken yere nasıl gidebilirim daha kolay ve kimseye daha yakalanmadan? Deliver something and then I'm gone. Huh? Final warning. Tamam, çıktım. Oyalama taktiği işe yaradı arkadaşlar. Şunları yanından ben usulca kaçarım. Boulder Forest'e gitmemiz lazım. İkisinin de kesişmediği iç içe geçtiler. Harika görüntüler. Allah'tan robotlar gerizekalı. Ulan iyi girdim çıktım ha. Vallahi kendimi takdir ettim. Ya oyunun da tabii gerizekalılıklarını bana çok desteği olmuştur. Kabul ediyorum ama. Evet, motorumuzu çağıralım. Motor kıçımıza girdi. Literally. Fena değil ha Nix. So this nav computer, evet. Bu navigasyon bilgisayarı bulması kolay bir şey olsa gerek değil mi? Yani labirent gibi koridorlardan geçmen lazım. Bazı antik enkazlara tırmanman lazım. Ve umalım da tepene yıkılmasın. Kolaymış o zaman. Nereye gideceğiz? Nereden çıkarım? Şuradan çıkabilirim. Hey. Sanırım bir tür tünelin içerisindeyim. Tamam, bu seni
Bu seni enkaza götürecek. Orada da spider modu alacağız arkadaşlar. Şimdi sanırım bundan inmem lazım. Evet. Ulan habire mesafe azalmıyormuş gibi. Bak geldiğimiz yere bak. Peki. Alright. Waka, geldim. Ne yapmam lazım? Tamamdır. Enerji çekirdeğini kur. Sonra da kapasitörü blaster modülüne vur. Eğer çekirdek doğru yerleştirilmişse kapı direkt açılacak olması lazım. Yani. Çekirdek sanırım buraya giriyor. Evet. Tamam. Şuna enerji verelim diyor. Bu değil mi? Ha bir dakika dur. Kabloyu izleyeceğiz. Şuna. Aa evet haklıymış. Wow. Şuraya da bir bak. Waka içerideyim. Harika değil mi? Bu yüksek cumhuriyet kruzları farklı bir şeydi. Tamam bilgisayar köprüde. Bol şans. Gidelim bakalım arkadaşlar. Harika. Güzel. Şimdi şuradan içeri gireceğiz. Nasıl gidiyor? Demek istediğim hipersürücü gerçekten bir navigasyon bilgisayarına ihtiyaç duymuyor değil mi? Yani sonunun bir kara delik dökmesi istemiyorsan. Hayır. Harika. Sanırım köprü daha ileride. Bu elde etmesi o kadar kolay bir şey olsaydı şu ana kadar çoktan birileri tarafından ele geçirmişti zaten diyor. Gidiyorduk az kalsın. Bu şey gerçekten çok büyük. Köprünün nerede olduğunu nereden anlayacağım? Evet Waka. Bu şey etrafımda çöküyor. Neden yağmalanmadığını sanıyorsun? Evet. Kimse bunun değmeyeceğini düşünüyor. Senin haricinde. Bu hesaplanmış bir risk. Key. Evet sanırım hallettim. Ne yavrum ey. Assassin's Creed. Assassin's Creed Star Wars deseymişsiniz daha doğru olurmuş oyunun ismi için. Şimdi Star Wars'a girişler ya arkadaşlar, emin olun Assassin's Creed için bir tane de şey gelir. Uzay zamanda geçen diversiyonu gelir.
hedefimize giderek yaklaşıyoruz. Bu zamana kadar bir düşmanla karşılaşmamamız hakikaten buranı terk etmiş olabileceğini inandırıyor bana artık. Bizden başka enayi de gelmemiş. Wow. Bu geminin reaktörü mü? Şimdi ne yapacağız? Pek sağlıklı bir yere benzemiyor. Abi amma platform yapmışsınız be. Güzel. Kayıpsız ilerliyoruz arkadaşlar. Beni çok şaşırtıyor şu an bu bölüm. Kayıpsız ilerleyebilmesini. Dilimi ısırayım da. Evet, güneşe bakarsa köprüye giden yol kapalı. Şu reaktör tarafından mı gideceğiz yani? Ulan bir de buradan çıkması var bu için. Umarım çıkış kolay olur. İyi bari oyun bizi zorlamıyor. Vaka, gemiye bir şekilde enerji vermem lazım. Sanırım reaktördeyim. Evet, bu senin en iyi şansın. Muhtemelen birkaç adımdan oluşan bir aktivasyonu var. Tepeden tırnağa. Tamam, bu nasıl çalışacak abi? Anasının gözüne kadar indik. Abi de bunlar nükleer füzyon reaktörü değil mi ya? Bizim bunlara ne işi? Çok yakın durmuyor muyuz bunlara? Tamamdır. Tamam, bu ısınmak için iyi. Halledelim bakalım. Okay. Tamamdır. Reaktör açıldı. Tamam, şimdi geminin geri kalanına enerji verebilir miyiz? Ona bir bakalım. Okay. I think we gotta climb. Tamamdır. Sanırım tepeye kadar tırmanmamız gerekecek. Tamam, zamanlamayı da tutturduk. Sıkıntı yok.
Hey. Sanırım gerçekten işe yaradı. Evet, bu bizi kontrol odasına götürmeli. Gel bakalım. Arkadaşlar level design falan harika vurdu. Bunda lafım yok. Gerçekten adamlar güzel yapmışlar. Zaten Ubisoft'un yaptığı görsel sanat olayında herifler iyi ya, bu konuda lafım yok kesinlikle. Adamların bence hatta en iyi yaptığı şey bu olabilir arkadaşlar. Başardım. Evet, Castella'nın güvertesinde çalışmamın 3. ayı ve hala burada olduğuma inanamıyorum. Bakım ekibi benim köprüye geçmeme izin vermiyorlar. Ama konsolu bir şekilde değiştirmek için bir şansım oldu. Buradaki manzara nefes kesici gerçekten. Birileri bana dedi ki Starlight Beacon tarafında durabiliriz. Bir beacon arkadaşlar, bu şey, radyo sinyallerini yayan şey. Evet. Pastoray'da bir teknisyen için hiç fena değil. Bu bayağı eskiymiş. Burada eskiden çalışan bir teknisyenin notu arkadaşlar, datapad üzerinde. Baka. Sanırım neredeyse hallediyorum. Evet, bu harika. Evet, iyi misin? Ha? Aa evet. Sadece Trailblazer'ı tamir ediyorum. Biraz acele et, tamam mı? Evet, bu canımı acıttı biraz. Evet, şunları toparlayalım. Burada erişeceğimiz bir yer var. Bakalım. Evet, teknisyenin bir logo varmış arkadaşlar. Bu kötü. Nihil gemilerinin, yani nereden geldiğini anlamadığımız bir şekilde bunlardan saldırıya uğradık. Ve Castella'nın artık bir yakıt sızdırmaya başladı. Ama hızlı bir şekilde arkadaşlar. Hiper uzaya bir şekilde sıçramayı başardık. Ama nereye gittiğimize dair hiçbir fikrim yok. Bütün yolcular kaçış botlarına doğru ilerliyorlar. Sadece başarabileceğimiz kadar bu geminin dayanmasını umuyorum demiş. Ondan sonra da belli ki arkadaşlar gemi buraya düşmüş. Evet. Aşağı inmek için bir asansör burasıydı herhalde yolu arkadaşlar. Evet, turbo lift de çalışıyor görünüşe bakıyorsa. Gayet güvenli gözüküyor hani sanırım. Evet abi. Umarım buna değer. Hop 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 hop. Çok hızlı davranmamız lazım arkadaşlar. Tamam. Nereye geldik abi ya? Amoza geldik ya. Ayrıca köprüyle aramıza nasıl bir taş girdi onu da anlayamıyorum. Bu taş duvarlar nasıl oldu bu iş? İlginç. Biraz level design'da överken sıçışlar oldu. Ya nasıl bu burası böyle bir mağarayla böyle bir organik bir biçimde birleşmiş bu kadar? Sanki bu bunun içinden çıkmış gibi duruyor arkadaşlar. Yani bu bir çarpışma değil de yukarıdan aşağı mı indi bu, ne oldu? Neyse artık yapmış adamlar. İlerleyelim. Waka. Waka, başardım.
Ha? Oh, yeah, evet. Mükemmel. Evet, navigasyon okay. Bilgisayarı konsolun orada. Tamam. Ay şu işi yapalım da bitsin artık. Ben de sıkıldım. Can't pry this open. Tamam, bunu bu şekilde açamam. Sanırım yetkiye ihtiyacı var. Tamam, yetkiyi kıracağız belli ki. Hep aynı şeyi yapıp duruyoruz bu arada. Tamamdır. Yetkiyi aldım. Sadece şu bilgisayarı almam lazım. Ana. Tabii ya. Tabii ki de. Zerek 5'in ajanları. Evet. Nasıl bizi buldular? Anasını satayım. Abi nasıl buldunuz beni ya? Ölmeye niyeti yok galiba. Heh. Evet, bu işte ters bir şeyler var. Gitmemiz lazım derhal. Yerdeki silahı niye alamıyorum? What the fuck? Hemen şunu almamız lazım. This looks like a nav computer. Evet, navigasyon bilgisayarına benziyor. Don't be mad, Kay. I mean, aha. I knew what she needed. Demek istediğim onun ihtiyacı vardı. Bunun peşinde olduğunu biliyordu. Aha. No. Beni bir gemi için öldürecek misin? Hayır, Trailblazer için. Zerek Bash seni hayatta istiyor ama yani bu işin kötü sonuna bitmesini istemiyorum. Aha. Ben de öyle. Yeni bir dostumuz olacak. Whale değil mi? Evet, bu Sealer'ın gemisiyle ya da haydutlarla alakasıysa çok büyük yanlış anlaşılma var. Umurumda değil. En azından beni bir dinle. Rex! Koş! Evet, kaçacağız. Harika, bayılırım kaçış sahnelerine. Oh no 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 no. Bak bak bak, yanlış adama bakıyorsunuz. Zerek 5 bizi buldu. Bu kötü. Oh no. Tamam. Sadece bir saniye bekleyelim. Yeter. Sadece yavaşça buraya gel. Sen de kimsin? Run. Koş. I said, sana koş dedim. Motosikletimiz de tam olması gerektiği yerde. Hayır. Gitmemiz lazım. Koşmaya devam et. Sadece herhangi bir uçalım. Yani gemi hala oradaysa en azından. Bu böyle olmaya devam edemez. Bu şimdiden itibaren sadece ben, sen ve ben Nix. Olması gerektiği gibi. Droid nereden çıktı hakikaten ya?
Miragana Vadisi'ne gitmemiz lazım. Woo! Bir dakika. Speed Jump açılmış arkadaşlar. Yeni yetenek açtık. Okey. Açtık yolum. Tamam. Evet, Miragana Vadisi'ne doğru gideceğiz. 3.7 kilometre var arkadaşlar. Yolda bir şey gelirse ya bu droid de benim başımdaki ödül için savaşıyorsa. O kadar yüksek mi? Alt üstü bir aptal bir gemi çaldım diye mi? Bu Whale denen herif neredeyse bizi alıyordu. Evet, şu kafamızdaki ödülü bir an önce hızlı bir şekilde kaldırmamız lazım. Evet, gemimiz hala duruyor. Hatta dur, gemiyi de... Şununla girelim içeriye de. Tamam, buradan çıkmamız lazım. Her an burada olabilir. Bunu duydun mu Nix? Aha. Keyves. En sonunda tanıştık. Sen de kimsin? Seni kurtarmak zor oldu. Seni öldürmeyi tercih etmem. Bir ismin var mı? Jalen Vrax. Ve duydum ki Sidro'nun mansiyonuna bunlara ihtiyacı olmadan girmişsin. Bunları nereden aldın? Benim yaptığım iş bu. Gizler, kontratlar, para. Bunların hepsini bir araya getiren benim. Thanks for it. Bu Sidero'nun malikasının haritası. Ve bu şematikler 157 milyon işaretlenmemiş Beskar külçesi değerinde. Ve seni içeri sokabilirim. Aha. Kapıdakileri devreden çıkaracak bir droid için mi var? Bunu patlatacak yeteri kadar patlayıcı. Evet, şu krom zaman kilidine. Şunu da unutma ki Sidero sen en son ziyaret ettiğinden beri güvenliği de arttırdı. İçeri girmek mi? Çıkmaya ne dersin? Eğer bu Nix olmayacaksa sahada ben olacağım. Zorlayıcıya ihtiyacım var. Komple bir tayfaya ihtiyacım olacak. Evet, doğru. Evet. Fiyatın yarısını istediğin şekilde bölüşebiliriz. Bu iş bir ölüm dileği. Sen zaten çoktan öldün Kay. Sliro bilinen en ölümcül kartel gördüğüm ve senin ölmeni istiyor. Yaşamak mı istiyorsun? Geri çekil. Onun servetini çal ve özgürlüğünü satın al. Bu kadar kolay mı? İnsanların beni sevmesinin sebebi Sliro gibi insanlara geri durmamak. Hayatta kalmak. Kesinlikle. Ve ben de bu zengin tiranların bıraktığı çöplerle hayatta kalmaya bile çalışan biriyim. Sliro gibilerin. Bu bizim şansımız. Sen ve ben bunu kırabiliriz birlikte. Bu herifi gerçekten sevmiyorsun. Ben sadece bizim gibi insanlara bir değer biçmeye çalışıyorum. Ne diyorsun? Amen. Varım. ND5 listesi var. Onları takip et. Tayfanı toparla. Ve beni sırtından bıçaklama. ND'nin programı bunu yapmadığından emin olacak. Galaxy senindir. Buna inanıyor musun? Planı takip edersen kimsenin zarar görmeyeceğine inanıyorum. Harika. Evet sevgili dostlar, yeni bir tayfa kazandık. Bir tanesini kaybettik, bir tanesini kazandık. Vaka artık bizimle beraber değil. Hain Vaka bizi sırtımızdan bıçaklamaya çalıştı. Ve ND5 bizimle birlikte artık. Evet sevgili dostlar. Şimdi hızlandırıcı yapalım. Bir görünüş gelmiş. Güzelmiş. Şu modülü ekleyelim arkadaşlar. Süper soğutucu yaptık. Bir de hız... Bunu da yapalım arkadaşlar. Rapid. Fire rate'ini artırıyor arkadaşlar. Güzel. Bunu da yapabiliyormuş.
Güzel. Daha az ısınmasını sağlayan bir özellikmiş arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, bu bölümümüzü artık burada sonlandırıyoruz. Uzun ama güzel bir bölümdü. En azından FPS drop yaşamadan ve grafiklerden de herhangi bir kalitede bir şey kaybetmeden oyunumuzu ortalama 100 FPS civarlarında oynadık. 100 ve üzeri FPS'te. Bu benim gerçekten keyfimi yerine getirdi. Oyunun da oynanabilirliğini gerçekten arttırdığını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Oyunda kalın. Hoşçakalın. Bye bye.